Divan-ı Kebir Mevlana'nın önemli eserlerinden birisi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir tercümeden alıntı yapmışlar. Kayseri'de bir Alevi Derneği'nin internet sitesi. Mevlana'nın Hazreti Ali'ye yazdığı bir şiir var. Şiirinde bildiğiniz Hazreti Ali tırnak içinde onu tarif ediyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılmış. Dedenin kitabı Divan-ı Kebir. Divan-ı Kebir Mevlana'nın oradaymış. Evet, o açıklayıcı imam, o Allah velisi Safa ehlinin vücut güneşidir. Yerde, gökte, mekanda, zamanda hakla duran o imamın zatı iç ve dış temizliğiyle vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden, ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir. Onun toprağı birlik âlemidir. O insanın hakikati ve canı gibiydi. Her şey fanidir fakat can yaşar, ölmez. Onun hareketi kendinden diri olan ezeli varlıktandır. Beka çevresinde döner dolaşır. Yaratıkları yaratanın zatı gibi o bakidir. Bak, yaratıkları yaratanın zatı gibi o bakidir. Hazreti Ali için söylüyor. Hakkın yüksek sıfatları, Hakkın yüksek sıfatları Ali'nin vasfıdır. Hakkın yüksek sıfatları, yani Allah'ın, bir de Allah'ın sıfatları Ali'nin sıfatlarıdır. O zaman ne oluyor Ali? Evet. Hakkın sıfatları zaten ayrı değildir. O Tanrı'nın zatına yapışmış, o olmuştur. Ya, Tanrı olmuştur diyorum. Hani duyduğun lahutun gizli hazinesi yok mu? İşte odur. Çünkü o Hak'tan Hak'la görünmüştür. O hazinenin nakdi tükenmez ilimdi. İşte o ilimden maksat Yüce Ali'dir. Hakkın hikmetini ondan başka kimse bilemez. Zira o hakimdir, her şeyin bilginidir. İptidasız evvel o idi. Sonsuz, başı yok. Evet, İptidasız evvel o idi, sonsuz ahir de o olur. Evet, ebedi ve ezelidir demek ki. Peygamberlere yardım eden o idi. Velilerin gören gözü de hakikaten odur. Yüzünün nurlu parıntısı kendi ziyasından bir güneş yarattı. O Hak iledir, Hak ondan görünür. Hakka ki o Hak ile ebedidir. Adem'in toprağı onun nurundandı. O sebeple meleklerin tacı oldu. Allah'ın isimleri ondan belirdi. Allah Allah. O temiz ve yüce imamın ilmi sayesinde Adem her şeyi anladı. O nur tek olan yaratanın nuru olduğu içindir ki melekler onun huzurunda secde ettiler. Evet, muhakkak ki Adem o imamın nuruyla bütün ilahi isimleri bildi. Şit kendinde Ali'nin nurunu gördü ve yüksek alemi öğrendi. Nuh kendini yüksek menzile ulaştırıncaya kadar isteğini hep ondan buldu. Gene ondandır ki kurtuluşa eren Nuh dehirde gayret tufanını buldu da beladan kurtulmuş oldu. Halil peygamber dostlukla onu andı da ateş ona Allah lale oldu. Neyse yeter artık. Daha fazlası gel. Kaynağını oku yeter. Gerek yok bu kadar. Divan-ı Kebir'den seçme şiirler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, 1. cilt sayfa 3-5 arası. İstanbul 1989 baskı. Şöyle bir not var ama çok güzel. Onu da bir okuyayım. Oku, oku. Yanlış anlamayın sakın. Bu naat aşk ile yazılmıştır. Lütfen akılla değil de gönülle anlamaya çalıştı. Evet. Zaten evet, zaten bu şeyler hep böyledir. Tamam, o kalsın sende. Yazan arkadaşlar diyor ki, diyor ki